Eldireç Ver Piyasalar'ın herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar diyorum. Sabah sanal paralar, Bitcoin ve diğer paraların detaylı bir çalışmasını yapmaya çalıştık. Aynı şekilde piyasalara yönelik bu hafta ve aylıklardaki son durumu biraz daha haftalık ve aylık olmak üzere yapmış olduğumuz çalışmalarımızı tahmin ediyorum izlemişsinizdir. Çünkü sabah yaptığımız bu çalışmalarımızı şu ana kadar baktığımda evet gayet izlenme oranımız var. 125-550. Teşekkür ediyoruz tabii ki. Şimdi hisse senetlerine göre 500 hisse senedini şimdi tek tek bir gezeceğiz yaklaşık 13-14 dakikadan. 13-15 dakika arası. Ve gördüğünüz gibi bizim böyle bir listemiz var. Listemizi herkes biliyor artık. Listemizde olumlu gördüklerimizi işaretleyeceğiz. Çok olumsuz veya enteresan gördüğümüz hisseleri de burada sizlerle paylaşacağız. Olumlu veya olumsuz anlamda ama daha çok güçlü hisseler. Endekse göre güçlü olabilecek hisseleri şu an çıkartmaya çalışacağım. Bunları paylaşacağım. Hatta birkaç tanesinde bizim özel görmüş olduğunuz şu Excel tablomuzda hisse senetlerinin fiyat adımlarına yönelik kısa vadede ne olabilir? Bunları yorumlayacağız sizlerle. Hemen açıkçası şimdi isterseniz 500 hisseyle başlayalım. Ama başlamadan şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamızdan yapmış olduğumuz eğitimlerin içeriklerini, detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde eğitim tarihlerini önümüzdeki hafta İstanbul'da, ondan sonraki hafta İzmir'de bir eğitimimiz var. Teknik analiz eğitimimiz var. Bu eğitimlerimizde sizlere zamanlamayı, daha çok zamanlamaya yönelik ve bu tabloların zamanlamayı yapmayla beraber nasıl kullanılacağına dair size yol haritası gösterecek şeklinde bir çalışma. Yani bir hisseyi aldınız, aldıktan sonra doğru yerde mi alıyorsunuz, aldıktan sonraki hedefleriniz satıyorsunuz, doğru yerde mi satıyorsunuz veya gerçekten doğru yerde mi alıyorsunuz, doğru yerde mi satıyorsunuz, bunlara yönelik tüm çalışmalarımızı sizlerle bir yerde paylaşıyoruz ve eğitimlerde de tabloların özelliklerini sizlere anlatıyoruz. Mantığını anlattığımız gibi tabloları sizlere de hediye ediyoruz tabii ki. Şimdi hemen hemen bütün piyasalara yönelik olan bu çalışmamızda sanal paralar, endeksler, pariteler, hisse senetleri, tüm hisse senetleri, herhangi bir hisse senedi aldığınızda sadece burada fiyatını girmeniz yeterli. Şimdi yeni düzenlemede yaptık. Bu hisse senetleri tam anlamıyla hangi hisse senedinden alıyorsanız o günkü yükseliş seviyesi, o haftaki yükseliş seviyesi veya düştüğünde nereye düşebilir gibi. Bu mantığı da şöyle anlatıyoruz. Alıcılı bölgede diyelim, yeşil bölgede ilk mavinin üzerinde alış yaptığınızda doğru yapıyorsunuz. Eğer ilk mavinin üzerinde satış yapıyorsanız bu hatalı, çünkü çok yüksek ihtimalle %85-90 ihtimalle fiyat aslında ikinci mavi, hatta üçüncü maviye gidebilecek. Dolayısıyla siz erken çıkmış oluyorsunuz. Yani burada bir pozisyonu aldığınızda hani birçok insan diyor ya, karda kalamıyorum veya ben sattıktan sonra yükseliyor. İşte bu tablo siz sattıktan sonra yükselmesi değil, sizin doğru yerde satmanızı gösteren, satmanızı işaret eden tablo. Veya ben aldıktan sonra düşüyor diyorsunuz ya, işte bu tabloya göre siz aldıktan sonra aslında almamanız gereken yerde olduğunu gösteren bir tablo. İlk kırmızının altında alıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. İkinci kırmızı, üçüncü kırmızıya gelecek. Dolayısıyla belki ikinci kırmızı, belki üçüncü kırmızı da tepkiye yönelik alabilirsiniz anlamına geliyor. Veya haftalıklarda ilk kırmızıda duruyorsa veya bu seviye kırılıyorsa bilin ki daha aşağı düşecek, daha aşağıdan. Hem de yüksek olasılıkla ikinci veya üçüncü kırmızıdan daha güçlü, güvenli alış yapabileceğiniz noktaları işaret ediyor. Eğitimlerimizde zaten bundan bahsediyoruz. Aynı şekilde satarken de bakın, ilk mavi geçirmiş haftalıklarda diyelim, ikinci mavi hedef olacaktır. Arada çok ciddi potansiyel fark var. Dolayısıyla siz sattıktan sonra yükselişi değil, sizin satmanız gereken seviyeleri işaret ediyor. Veya sizin hedeflerinizi işaret ediyor. Buradan aldık ikinci mavi veya üçüncü mavi. Veya buradan sattık aşağıda ikinci mavi veya üçüncü mavi hedef gibi. Tabloların size müthiş yol haritası olabileceğini söyleyeyim. Günlük, haftalık, aylık, yıllık olmak üzere. Burada detaylı bütün çalışmalar var. Güvenli satış, güvenli alış bölgeleri. Aynı şekilde bu tablolar haftalık, aylık, günlük olmak üzere nerede var? Gördüğünüz gibi sanal paraların, hemen hemen ilk 10 sanal paranın hepsinde bu tablolar var arkadaşlar. Endeksler, 30 endeks, 100 endeks. Pariteler, MTA'lar, hemen hemen her şey var. Bunu da söyleyebilirim. Hemen buradan şimdi şöyle bir saat kaç? 16.10 yani. 4'ü 10 geçiyor. Hemen şöyle biz
Ben işaretlemeye başlayacağım. Olumlu gördüklerimi işaretleyeceğim. Bunu yaparken tabii endekse göre yapıyoruz bakın arkadaşlar. Endekse göre demek ne demek? Eğer siz bizi hisse senedine alıyorsanız endekse karşılaştırın ki eğer döviz hareketliyse, döviz yukarı gidiyorsa dolarla, dolar bazında bakmakta fayda var. Döviz düşüyorsa dolarla bakmanın anlamı yok. Neyle bakacaksınız? Döviz düşüyorsa piyasa olumludur, borsa olumludur. Dolayısıyla bu sefer borsaya karşı bakmak zorundasınız. Bakın burası çok önemli. Her zaman dolar bazı bakmak mantıklı değil. Her zaman endeks bazı bakmak mantıklı değil. Her zaman TL bazı bakmak mantıklı değil. En önemli nokta. Piyasada maksimum karı yakalamak için yapmanız gereken çok önemli noktalar var. Bunları eğitimlerimizde zaten bahsediyoruz. 1. Eğer dolar yükseliyorsa, dolar yükseliyorsa arkadaşlar bu havanın kötü olduğu anlamına gelir. Borsa düşecektir veya borsa çok çıkmayacaktır. Faizler yükselecektir. Dolar yükselecek demektir. Endekste düşecek demektir. O zaman yapmamız gereken şey burada almış olduğumuz hisse senedi, almayı düşündüğümüz hisse senedi veya bakmayı düşündüğümüz hisse senedi hemen bakın burada semboller var. Türk lirası bazında değil. Diyelim dolar yükseliyor. Dolar yükseliyorsa ne yapacağız? Yapmamız gereken şey bu grafiği, bu çalışmayı hemen bakın. Burada TL bazında 2.27. Dolara çevirdiğimde bakın 0.7. Yani dolara karşı bir benchmark, bir karşılaştırma yapmanız gerekir. Ama diyelim ki piyasa iyi, endeks yükseliyor, dolar düşüyor, faizler düşüyor. Yapmanız gereken şey o zaman XU100. Yani endekse göre bakmanız gerekir. Neden? Çünkü endeks yükselecek. Endeks yükselirken sizin almış olduğunuz grafik endeksten daha güçlü olması lazım ki siz endeksin üzerinde getiri sağlayın, daha fazla para kazanın veya kaybetmeyin. Dolar bazında bakmamızın sebebi de dolar çok yükseliyorsa bakacağınız grafik dolarla birlikte yani yukarıyı işaret ediyorsa siz de zaten dolar ve doların üzerinde getiri sağlamayı hedeflemiş olacaksınız. Olay tamamen bu. Faizlerin yükseldiği dönemde de burada faiz yapabilirsiniz. Onu da tahvil şeklinde burada bakın tahvil yazdığınızda otomatikman tahvile odaklarsınız. Umarım anlatabilmişimdir. Hemen buradan nereye geçiyoruz? Buradan endeks bazında. Endeksin kötü olduğu zamanlarda endeks bazında bakmakta fayda var. Dolar da şu an çok bir şey olmadığı için dolar bazında da bakmıyoruz. Ama endeks bazında bakıyoruz. Dolayısıyla hemen şöyle başlayalım. Saat kaç? 16.12. Yani 4'e 12 geçiyor. Ve 500 hisseyi tek tek geziyoruz arkadaşlar. Olumlu gördüğümüzü işaretleyeceğiz. Çok olumsuz veya çok enteresan gördüklerimizi de işaretleyebiliriz. Hemen geçiyorum. Adana A. İyi gözüküyor. Adel gayet güzel. Adese biliyorsunuz geçen haftalarda harika gözüküyordu ve müthiş primler yaptı. Beklediğimiz gibi gitti. Adana C güzel gözüküyor. Anadolu Efes iyi demiştik hala güzel. Afyon oldukça kötü. Akbank şu an için ters endekse göre. Aksigorta çok güzel. Aksen çok güzel. Geçen hafta bahsetmiştik. Argo Carrier. Alka. Ulan alacağım. Güzel gözüküyor hala. Anel bayağı kötü gözüküyor. Arçelik harika gözüküyor. Arsan. Şey bir kağıt değil ama hacim bir kağıt değil ama yine de bir bakalım. Out. Aya bayağı gitmiş. Bağfaş. Backup. BİM. Geçen hafta söylemiştik zaten BİM'i. Bir saç tekstil. Bizim de. Bakın bizimi de söylemiştik.
Visaj. Visaj zaten kapalı bildiğim kadarıyla. Beşiktaş. Evet, güzel olmaya başladı. Bolu. Bossa hala güzel. Bakın Bossa'yı hatırlıyorsunuz. Bossa'yı. Şu seviyeden itibaren iki hafta önce bahsetmiş olduğunuz güçlü hissederlendi. Gayet güzel. Hatta daha öncesi de var. Yataya girip yükselişi yakalamıştık. Şimdi bayağı kötü gözüküyor. Coca-Cola harika. Biliyorsunuz geçen hafta söyledik. Cemaş bahsetmiştik. Hala güzel. Cemtaş. Evet, Cemtaş'ta da. Ya not almak şunu. Çelebi. Şimdi bakın bayağı kötü. Yomdo. Dagi'ye bakıyorum. Evet, Dagi. Desa. Deva. Geçen hafta bahsetmiştik ve gayet de iyi prim yaptığını görüyorsunuz. DGG orada iyi prim yapmıştı. DGKL B. Doku. Doğusan doğru. Bunda bahsetmiştik. Bu iyi prim yaptı ama hala güzel gözüküyor. Doğan öldük maalesef. Kötü. Durdu. Durdu güzel. Durdu. Biraz hızlanmamız lazım. Eczacı ilaç. Ege Endüstri demiştik geçen hafta hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Gayet iyi prim yaptı. Harika. Ege Gübre maalesef tam ters kötü. Yani tavsiye etmemiştik. Aşağı göründüğünü söylüyorum. Ekser. Ekser. EKG Yova. Gayet güzel. Ereğli, evet. Gayet güzel. İsmini bile söylemekte zorlandım. Bazı hisseler var. Güzel gözüküyor ama. Flap gayet güzeldi. Proto. Garanti Bankası kötü gözüküyor arkadaşlar. Negatif gözüküyor daha doğrusu. Detaylı bir şekilde bakarız Garanti Bankası'na. Göltaş. Evet, Göltaş'ta bir hareket. Dip gibi. Gübre fabrikaları. Beşiktaş çok iyi prim yapmıştı biliyorsunuz. Yani tavsiye ettiğimiz bir hisseydi. Hürriyet de bayağı kötü gözüküyor. Doğan grubu ciddi kötü gözüküyor arkadaşlar. Bu it GY o nedir anlamadım. İhlas da iyi gözüküyordu ama biliyorsunuz geçen hafta çok bulaşmıyoruz demiştik. Bu. Evet babacığım. Müsaade eder misin bana Rüzgar'cığım? Teşekkür ederim.
Şimdi geleceğim. İzmir'den şey bayağı kötü gözüküyor arkadaşlar. Jantsa sanki bir dönüş olabilir. Kaptan zaten alıp başını gitmiş. Karel yani uyumsuzluk var. Çok güzel bir dursa da. Koçsa şu an için güzel gözüküyor. Koza iyi gitmişti. Kozal iyi gitti biliyorsunuz. Kozalar iyiydi. Kozal. Hepsine iyi demiştik geçen hafta. Ondan önceki hafta pardon. Kardemirler gayet iyi demiştik. Kardemir Diyarbakır en iyileri demiştik. Hala iyi ve devam ediyor. Büyük ihtimalle bu hafta da devam edeceğe benziyor. Gayet iyi. Şu an için ters durum yok. Şimdi çıkarttığımız bu hisseleri tabii tekrar içinden eleyeceğiz. Ve ona göre bir şeyler çıkartacağız. Martı. Daha önce de martı demiştik. Bir şeyler yaptı sonra durdu. Mega. Merit. Metro. Enteresan. Neyse. Migros gayet güzel. Metaş iyiydi şu an için. Net Holding gayet güzel. Orge. Orge. Tamam tamam. Zaten daha önce de bahsetmişsin. Özkaynak. Gayet iyi gözüküyor. Arsan. Gayet iyi şu an için hala hazırda. Petkim iyi evet. Su. Pınar su. İyi gözüküyor. PRKME bak harika gözüküyor. PRZMA bizim herhalde. Reha. Evet Reha'da sanki bir şey olabilir. A tamam. Sabancı iyi olmaya başladı. Sanko iyiydi, devam ediyor gibi. Şişe hala iyi. SNG'yi o biliyorsunuz. Geçen hafta söylediğim hisseler için değil mi? Gayet iyi prim yaptı. Cuma günü kopan kağıtlardan oldu. Tav, gayet güzel. Daha önce de bahsetmiştik. Güzel. Tuborg. Tuborg. Gayet güzel gözüküyor. Yüksel negatif arkadaşlar. Tektu iyi gözüküyor. Belki bir dönüş izlenimi var. Teksaş biliyorsunuz harika. Bu hisseyi de çok güzel yakalamıştık. Sadece böyle bakarak yakalamıştık biliyorsunuz. Hatırlayacaksınız. İzleyenler hatırlayacaklardır. Geçen hafta yapmış olduğumuz çalışma. Turkas hala güzel. Bahsetmiştik. Trakya cam güzel gözüküyor. TSGO. Gayet güzel. TSKB dönmeye başladı. Maalesef negatif. Trabzonspor bayağı. Telekom gayet güzel. Zaten olumlu olarak bahsetmiştik, yorumlamıştık. Tüpraş maalesef ters döndü enteresan. Ulaş güzel gözüküyor. Ülker güzel gözüküyor.
Ülker Ulaş Ulus Enerji. Evet, Ulus Enerji. Ulus Enerji ve Elektrik. USAŞ. Herhalde bu işlem görünüyor. Yukarıda. Vakıfbank maalesef çok kötü gözüküyor arkadaşlar. Cuma dikkat çekmeye çalışmıştık. Bozulan kağıtlardan demiştik. Ve Vakıfbank enteresan. Orada enteresan. Vakıfbank'taki kırılma çok ilginç arkadaşlar. Bunu dikkat etmekte fayda var. Enteresan şeyler olacak gibi gözüküyor. Vanguard yakalamıştık biliyorsunuz. Şu yükselişinden önceki günlerde yakalamıştık. Harika bir trend görmüştük. Vertu. Vertu'yu da yakalamıştık biliyorsunuz. Şu an biraz daha artık dönüş başlamış gibi gözüküyor. Verus, burada ciddi olumsuzluklar var. Vestel olumsuz demiştik. Olumsuz olmaya devam ediyor. Bir süre daha böyle devam edecek diyebiliriz. VKGYO. Şimdi uzak dur onu, vakıflarda bir şey olacak olursa. Viking güzel gözüküyor ama. Ya. Yapı Kredi Bankası. Ben not alıyorum yine. Güzel gözüküyor Yapı Kredi Bankası arkadaşlar. Yunus artık döndü. Bunda çok iyi trend yakalamıştık biliyorsunuz. Evet. Bitti. 14.26. 14'te başlamıştık. 14. Evet. 14 dakikada. 14 dakikada hemen hemen tüm hisseleri gezdik arkadaşlar. Kaç tane hisse çıkarttık? İsterseniz bakalım. Adana A, Adana B, Adana A, Adana C. Aksigorta. Sen, Alarko, Alka, Anadolu Cam, Arçelik, Arsan, Avot, Bağfaş, Bakap, Bim, Biz, pardon bizim, Beşiktaş, Bolu, Bossa, Coca-Cola, Cemtaş, Çelebi, Comdo, Dagi, Desa, Deva, DG, KLB, Doko, Doğusan Doğru, Durdo, Eczacılar, Ege Gübre, Ekser, EKGO, Ereğli, İDGY, Flap, Göltaş, Gübre, Net Holding, Ülker, Ulaş, Ulusu Elektrik, Kortsa, Kozal, Kozal ve Kozal, Koza, Jansa, Martı, Metro, Migros, Net Holding'i sorduk. Türk Telekom, Türkas, Trakyacan, Orge, Öz, KGO, uzunca bir sözü söylüyorduk zaten, gayet iyi gitti. Simpaş, Varsan, Petkim, Şişe, Sabancı, TSGO, Tektur, Tuborg, Narsu ve Park Menkul Enerji, çok harika gözüküyor. İki tane daha. Reha. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 57, 58, 59, 66 hisse bulduk. Bu sefer daha fazla hisse bulduk. Endeksten daha fazla gidebilecek veya endeks düşerken daha az düşebilecek hisseler bu ise. Bu hisseleri tabii ki bir şey yapacağız arkadaşlar. Ayrıştıracağız. Şimdi hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Bakın. Arçelik. Hemen şöyle alıyorum. Hisseler içinde. Arçelik. Pardon, Arçelik'i şöyle alalım. Arçelik kapanışı kaçtı. Şöyle yapalım bir saniye, hisseler. Hisseler bölümünü alalım. Arçelik. Kapanışı kaç? Hemen TL bazına dönüyorum. Bakın çok güzel olmaya başladı. TL bazında kaç kapatmış? 19.01. Hemen
19.01. 19.01. Kapanışı girdik. Pardon. Şimdi Arçelik pazartesi açılışında hayırlısı olsun. Allah askerimizin yardımcısı olsun. Aferin. Evet. Şimdi 19.01. Hemen şöyle yapıyoruz. Yani pazartesi açılışta ...19.30. Bu seviyenin üzerinde 19.80 20'lere kadar bir hareket görebiliriz. Bu haftalıklarda da 19.50'nin üzerindeki her harekette 20'lerin üzerine gidebilecek bir hareketi gösteriyor. Eğer bu seviyeye gelmiş olsa bile siz 19.30 ve seviyenin üzerinde alış yaptığınızda büyük ihtimalle 20'ler ve 20'leri hedefliyor olacaksınız. Ama aşağı çekilirken 18.70 bu seviyelerin altında alacak olursanız almamak gerekir. Çünkü büyük ihtimalle daha aşağı gidecektir. Ama görüntü yukarı gitme ihtimali oldukça fazla artmış durumda. 19.11 açılış sonrasında. Bu iki seviye arasında seyredebilir. 19.30 üzerindeki her hareketlilikte biz ilerleyen günün ilerleyen saatlerinde veya ertesi güne büyük ihtimalle şu ikinci, üçüncü maviyi göreceğiz diye tahmin ediyorum. Arçelik'te hatta seviyeye baktığımızda bize 19.30'ları gösteriyor. Dipteki oluşuma baktığımızda gayet olumlu. Büyük ihtimalle bize Arçelik'te 19.30 üzerinde haftalıklar 19.30 üzerinde bu hafta 19.50'nin üzerinde 20'leri ve 20'lerin üzerinde test edip hareketler görebiliriz. Hemen buradan Türk Telekom'a şöyle dönmek istiyorum. Telekom'la ilgili bir yorum yapmıştık biliyorsunuz. Telekom da gayet olumlu gözüküyor. 6.85. Telekom'a hemen şöyle giriyorum. Zaten daha önce bahsetmiştik 6.85. 6.88'in üzerinde 7 ve 7'nin üzerinde test ediyor olacağız. Ne demiştik haftalıklarda 6.90'ların üzerinde 7.15, 7.20. Buraya kadar kademeli hareketler görebiliriz. İsterseniz hemen ben buradan diğer hisselere, mesela endeks hisselerine dönmek istiyorum. Endekse döndüğümüzde Garanti Bankası'na şöyle bir bakıyorum. Garanti bayağı zayıfladı. Bayağı zayıflama eğiliminde. Garantinin en azından 11.46. Bakıyoruz. Eğer haftalıklara şöyle dönüp bir bakalım. Haftalıklar da çok olumlu değil. Aylıklara bakıyorum. Aylıklarda da sanki 11, 10, 11.20. Uyumsuzluk var mı? Evet, uyumsuzluk da var. Yani sanki biraz daha burada marj var gibi ama çok da fazla işlem hacminin yüksek olmadığı, kırılmanın yüksek olmadığı süreç. Büyük ihtimalle burada tutunmak isteyebilir. Şimdi bankacılık sektörüyle ilgili yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda Moody's'in tamamen burada manipülatif bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben. Moody's'in yapmış olduğu açıklama. Bakın spekülasyon değil, manipülasyona yönelik olduğunu tahmin ediyorum. Benim görüşüm bu. Çünkü hiç olmayacak bir noktada kaldı. Saçma sapan notlarla bu süreci baltalıyorlar. Şimdi hemen buradan şunu söylemek istiyorum. Şöyle desteklere bakıyorum. Evet. Eğer X Bank bankacılık endeksine baktığımızda gittikçe daralan bir hareket görüyoruz. Yani çok marj yok. Aşağı gelse de bankacılık sektörü burada tutunacaktır. Büyük ihtimalle sıkışan bir hareket göreceğiz. Bankalara ilişkin Garanti Bankası, Akbank. Hemen şöyle Akbank'a bir bakalım. Akbank'ta da maalesef görüntü çok iyi değil. Bir aralarında gördüğüm kadarıyla Yapı Kredi'yi izlemekte fayda var. İşçiye de bir ara İşçiye de bir ara iyi duruyordu. Orada da biraz daha sanki yataya geçecek gibi bir durum var. Vakıf Bank bozulmaya başladı arkadaşlar. Bu iyi değil maalesef. Halk Bank biraz daha, evet, burada da bir bozulma var. Burada tekrar ikinci dibe doğru bir hareket olacak gibi gözüküyor. İşte bankaların hiçbiri çok iyi gözükmüyor. Daha doğrusu Yapı Kredi hariç diğerleri zayıf gözüküyor. Garanti Bankası'nda da aynı şekilde bir durum söz konusu. Burada 11.15, 11.30 bu bölgeye çekilebilir. Normal diyeceğiz. Bu endeks de çekebilir. Bizim içinde bulduğumuz hisseler
Mesela Alarco Carrier gayet iyi gözüküyor. Aksigorta gayet iyi gözüküyor. Burada bu hareketlik devam edeceğe benziyor. Şöyle göğe taşabilir bakalım. Bazı hisseler dikkat çekici. EKG'ye o gayet olumlu gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Ege Seramik'e bakıyorum. Ege Seramik şu an için güzel gözüküyor. Fibra fabrikaları dipten kurtulmaya çalışıyor. Bu burada olumlu. Kortsa güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu gayet iyi. Kozalar. Bunlar gayet iyi. Zaten geçen hafta bahsetmeye çalıştık. Net Holding gayet olumlu gözüküyor. Burada herhangi bir problem yok. Gayet güzel. Yoluna devam edecekler büyük ihtimalle. Martı sıkıştı. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte burada Martı'da da bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Petkim'e şöyle bir bakalım. Petkim evet. Petkim de şu an için olumlu. Endeksten ayrışan hisseler içinde olabilir. Ereğil'de de aynı durumu görüyoruz. Şu an için herhangi ters bir durum bu hisselerde yok. Parsan'a şöyle bir bakıyorum. Parsan zaten gerçekten ciddi yükselen bir hisse durumunda. Şu an için ters bir durum yok. Uyumsuzluk da yok. Yoluna devam edecek gibi gidiyor. Sabancı evet. Sabancı toparlayabilir arkadaşlar. Koç Holding'e şöyle bir bakıyorum. Koç Holding'e baktığımızda evet zayıflayan hisselerin başında geliyor Koç Holding. Hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. 30 endeksli 30 endeksi şöyle bir yorumlamaya çalışalım. Son durumda 30 endekse de bakalım. Ondan sonra çalışmamızı bitirelim. Hemen döngüsel sembollere dönüyorum. Kapatıyorum. 30 endeksi alıyorum. Tamam diyorum. Evet. Şimdi 30 endekse başlıyoruz. Aselsan çok iyi gözükmüyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. BİM iyi gözüküyor. Gayet iyi. Doğan oldukça zayıflamaya başladı. Maalesef bayağı kötü gözüküyor şu an. Şimdi bir kırılma var gibi. EKG gayet olumlu. Enerjisa büyük ihtimalle bir geri çekilmeden sonra şöyle diyebiliriz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bakın. Fincanın kendisi kulbu. Büyük ihtimalle Enerjisa'da önümüzdeki süreçte bir hareketlik söz konusu olacak gibi gözüküyor. Hemen geçiyorum. Ereğli gayet olumlu. Garanti Bankası çok olumlu değil ama yani biraz aşağı sarkacak gibi gözüküyor. Alış fırsatı olabilir. Halkbank olumsuz. İş Bankası C şu an için yatay. Koç Holding yani olumsuz ama banda yaklaşmış. Biraz daha buralarda gezecek gibi. Çok olumlu değil. Koza Al gayet iyi. Koza A güzel. Koza Al güzel. Kardemirler. Kardemir Diyarbakır çok iyi. Park, Medipol Park şu an için iyi gözüküyor. Enteresandır. Hemen şöyle bir TL bazında saatliklere dönelim. Saatlikler değil de 4 saatliklerden şöyle bir bakacak olursak şu an için iyi gözüküyor. Evet. Yani çok da şey değil. Evet. Otokar yatay gibi. Petkim olumlu. Pegasus bayağı yatay. Sabancı gayet güçlenmeye başladı. Şişe Cam oldukça güçlü. Tav oldukça güçlü. Turkcell çok olumlu değil ama tutunabilir gibi gözüküyor. Hava yolları büyük ihtimalle 15'lere doğru bir hareket 15.5-15 arasına bir geri çekilme görebilir. TKFM bayağı olumsuz. TOAŞ olumsuz. Telekom gayet olumlu. TÜPRAŞ şu an için olumsuz ama dipte olduğunu düşünüyoruz. Alış fırsatı olabilir. Vakıfbank olumsuz. Yapı Kredi olumlu. Ve tekrar 30 endekste başa dönmüş olduk. Yani bu hisseleri takip ediliriz. Detaylı gördüğümüz hisseleri de gün içinde paylaşmaya çalışacağız. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yine biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi sayfamızda abone olabilirsiniz. Beğenilerde bulunabilirsiniz. Diğer sosyal medya mecralarında paylaşabilirsiniz. Bu bizim için teşvik olacaktır. İnternet sayfamızı ziyaret ederek tüm eğitimlerimizi öğrenerek ve diğer danışmanlık bilgilerimizi öğrenerek çalışmaları buradan öğrenebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Bu arada özel eğitimlerimize gün içinde ben nasıl trade ediyorum bunu da anlattım. Özel eğitimlerimiz var. Bunu da hafta içi yapıyoruz. Herkesle paylaşıyoruz. Görüşmek dileğiyle.